Şöyle bir söz yine yakın tarihte Hürriyet Gazetesi röportajına. Ben hayatımda benden büyük insan görmedim. Devamı. Benden küçük insan da yok. İnsanlar birbirini tamamlar. Bu da harikulade. Şimdi ben çekmeyen çeken halinden anlamaz. Ben hmm. çok fakir bir aile çocuğuyum. Ne acılı günler yaşadım. Ama soğan ekmek yiyordum. Anneme babama rahmetliye bakıyordum. Onun için 17 yaşında ünlendim. Hacca gönderdim. İskenderun'da hmm. ev yaptırdım. Yanıma çok getirdim. Onlara Tanrı'dan sonra taptım. Onun için Allah bana bu ödülleri verdi. Ben buna inanıyorum. Ee, anne baba hayattayken değerini bileceksin. Hmm. Onların gölgeleri yeter. Ee, Selami abi bazen bütün bu külliyatınız içerisinde, külliyatınız demek istiyorum hakikaten öyle e, anlaşılabilir. Büyük bir repertuar var. Ee, şey yapar mısınız... E, üzülür müsünüz ya da sinirlenir misiniz o kadar güzel şarkınız var ki belki sizin olmadığını falan düşünüyorlardır diye. Yani he, çünkü hep adres olarak sizi gösteriyorlar mı? ya da senin deneyimini merak ediyorum. Yani Hı -hı. mesela müthiş şarkı. Yani öyle bir külliyat ki yani söylediğin zaman yapma ya hepsini selam şahin mi yapmış diyorsun. Babam yani. bunu hala yaşıyor sahnesinde. Yani yaşıyor. mu? Bu benim, da benim şarkım yani falan. Söyleme ihtiyacı duyuyor. Yani ha, çünkü ha. insanlar bilmeyen kitlelerle ya de Ya bu kadar hit nasıl arka mı senin diyorlar? ki? Bu da mı senin? Bir gün Dedim ki şimdi okuyacağım şarkı sözümüzü bana ait önde holdingler sahibi bir kadın 20 kişi bir kadın hmm. sahne burada masa burada. Hmm. Sözümüzü bana ait şarkının adını söyledim. Çok yakın ya. Selam Beydi sesinize bestelerinize hayranım ama bu eserinizi sevmedim. A -a. Coşkun sabahın bestesi ne zamandan beri sizin? A -a. Ben de dedim ki mikrofonsuz albümü alın üzerine söz müzik Selam Şahin yazar şarkı bu. Ayrılmayalım ayrılmayalım Ayrılık rüzgarlarıyla savrulmayalım benim. Evet. Daha önce Okan bile okudu Okan deyince. Beni iyi dostum içkim sigaram of. onlar da terk ederdi. Şimdi eskiden olmazdı. kartonetler varmış ve künye görebiliyorduk. E şimdi göremiyoruz. dijitalde hızlı bir şekilde dinleyip evet. geçiyoruz Ama ve ok ona ait olduğunu Hayır bir de platformda da, platformda da ayrı bir şeye basmamız lazım. Şarkı Şarkıyla o ilgili kadın kredileri görmek için. bana şampanya, çiçekler... Ha. Bir kart gönderdi, o kartı saklıyorum. Sayın Selami Şahin yazmış. Hmm. Bundan sonra adınız Selami Şahin değil, Selami bu da mı senin adını yazmış. <laughs> Peki, alışmak sevmekten zor. Evet. evet. Hemen söyle, hemen daha şeyle e, bestesiyle gelir kulağa. Ondan sonra e, ben sevdalı, sen belalı. Özledim boş vere, boş vere, boş vere. eskimeyen dost. dost. Gitme sana muhtacım. Of abi yani. Daha neler Yani normal şartlarda bir ülkenin, bir bestecisinin bunlardan ikisini, üçünü çıkarması ...ferah feza gidip dinlenmesi gerekiyordu evet. normal şartlarda. Türkiye'de olmuyor bugün. Evet. evet. Yok. Ee, sen mevsimler gibisin. Seni sevmediğim yalan. Senin olmaya geldim. Seninle başım dertte. Tanrım, tapılacak kadınsın. Yani bunlar çok azı tabii. Ağlama ee, demenin ne faydası var? Namer dolayım. Çok var ya. 150 of. tane sayarız burada. Of. Peki bu kadar hit parçayı yaptıran nedir? Geçim sıkıntısı mı? Ne <gülüyor> geçinememişsiniz <gülüyor> be Yok, abi geçim yani? Sıkıntı. Şimdi ben bugün beste yapacağım diye kendimi şartlamam. Aniden ilham kapıyı çalıyor. Hmm. Oturuyorum. Melodi, söz veya iki arkadaş oturuyoruz üç arkadaş. Biri derdini anlattı bana. Bir kız birisini hmm. seviyorum. O hiç ororu değil. Aramıyor, sormuyor beni. Hmm. Benim canımı alacak. Tanrım canımı aslında kurtulun dedi. Ağladı. Kendimi onun önüne koydum. Aşk çemberi sarmış. dört bir yanı kuluna bırakma sen al canımı Tanrım. Bu kadar empati bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Bunu geçen programda da biraz söylemeye çalıştım. Ben bu kadar empati yeteneğine inanamıyorum. Yani bunu peygamber olman lazım. Bu kadar. Ama tabii e, evlilik hayatı içerisinde e, toplum değerlerine bağlı olarak yaşayınca tabii önüne gelene de aşık olamazsın. Hı hı. Yok özledi mi yazdı mesela anneme? Ya tamam onu biliyoruz. Onu geçen programda <laughs> konuştuk. Anladım. Bir kere ya bazen birisini görüyorum, etkileniyorum bir daha görsem tanımam. Orada ilham geliyor yazıyorum. Bu. <laughs>